Danilo, sen usta bir aşçısın abicim. O, aynen öyle. Aynen öyle değil mi? Evet tabii ki. Peki sana soruyorum, herkes bunu merak ediyor. Hangi mutfak Danilo? Bak abicim bir şey söyleyebilir miyim? Burada, burada. Burada, burada, burada. Yok, burada. Yok, yok. Yok, bak. Islak mutfak yok zaten, bu belli ya. Yo yo yo. Aslında bak abicim, tabii ki de bütün hep mutfak güzel yani. Evet. Mutfak özellik bir şey var. Tabii mutfak ki de. Güzel demeye çalışıyor. Hmm. Tabii ki de, tabii ki de. Bazınlar. Tabii ki de. Koreli hariç. Okey, devam et. Ama abi işte şey, İtalyan mutfağı, tabii ben İtalyan ya, o şey, özel yani, özel. Böyle çünkü mesela isim var ya, isim içine bir melodi var yani. Şey, yemek isimlerinde mi diyorsun? Tabii ki de, tabii ki de. Yani İtalyancadan dolayı öne mi geçiyor? Aynen öyle, aynen öyle. Ne mesela, bir örnek verir misin? Mesela ne bileyim, spezzatino, maratino, frattutella, spezzatino, bistecchina, carbonara, marinara, puttanesca, cannelloni, pirialoni. Faccio forte, bongo, mongo, spingolo. Bak mesela Slovakya var ya. Bak mesela birkaç tane yemek sana söyleyeyim. Bak mesela strakaki. Pratrakita. Ne o? Slovakya yemek öyle, mesela. Öyle bir şey yok. Bana atıyor. Bir tane strakaki alabilir mi lütfen? Güzel olmuyor valla. Doğru diyorsun. Ya, peki o zaman bana şunu çevirir misin? Bak biz, siz tabii İtalyanlar çok akıllı ha. Gidiyorlar salata yapıyorlar. Yemekleri çevir tabii. Sezar salata diyorlar. Tabii. Göklere çıkarıyorlar. Biz gariban. Çoban salata. Ama ben öyle, o çıkmadım o konuşurken ama. Bak tandır, piyaz, çiğ gelecek. Mantı. Tabii. Bravo. Mesela. Bravo. Şimdi, o zaman bizim mutfağın üstüne mutfak yok bir kere. Bunu öyle sok bu beynine. Tamam, tamam mı? Tamam. Tamam. ama. Şimdi hadi bizim yemekleri bir İtalyanca söyleyelim bakalım. Karizma artıyor mu? Fiyat katlanıyor mu? Bakalım. Getiriyorsunuz önümüze kuru fasulyeyi mesela. O mesela bir İtalyanca isim 5 liralık kuru fasulye oluyor 100 lira. Evet. Hadi mesela. Yo bak mesela kuru fasulye İtalyanca i fagioli all'uccelletto. Bak sana şey. Me lo da un piatto di fagioli all'uccelletto. Al buyur. Kuru fasulye ne hale geldi? Peki. Ben de bu gazla yapmam. Yok yok oğlum. Öyle öyle. Şarkı gibi ya. No oğlum böyle. Bu ne diyor ha? Peki Dani, kokoreç mesela? Bir kokoreç. L'interiora di fegato. Aha bağırsağını attı bak. Allah aşkına sallıyor. Bağırsağı içine sallıyor. Yok ha oğlum. Bak şey, koreli sorsana mesela. Hadi kokoreç sorsana koreki, koreli. Koreci. İşte öyle. Kokoreç bir özel isim değil mi ya? Ya bırak oğlum, ya gördün mü? Bir şey çıkmıyor bu da. Ha. Peki bak yine çok Türkiye'de tüketilen bir çok lezzetli bir nohut pilav mesela. Ah bravo, il riso coşeşi. Bak mesela. Efendim? Il riso coşeşi. Kardeşim bak gidiyorsun o seyyar satıcılarda alıyorsun 3 liraya hem nohut pilavını hem de ayranını. Riso coşeşi diyeceksin adama. Ha bir anda 30 lira oldu baba. Öyle bayağı öyle oluyor. İmam bayıldı ya. Bak arkadan sesi. İmam bayıldı. İmam bayıldı. İşte bayıldı. Ben de bayıldı abiciğim. İtalyanca? İmam bayıldı İtalyanca. Bu şimdi bu biraz zor oluyor. Ya İmam bayıldı. Peki. Bayağı zor oldu. Bak mesela pizza var ya. Siz Türkçe pizza söylemiyorsun. Sen söylesene pizza. 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 Evet. Pizza. Bir tane pizza. Pizza. Pizza abi. Noi vogliamo la pizza. E peki bunu bir dakika lahmacunu daha karizmatik hale getirelim. La lahmacune. La lahmacune. La lahmacune. La lahmacune. Hadi lan. Olur mu? Ama sağlıyor ya. Nasıl ya? Lahmacun. Masa taka bir şey diyecek. Az önceki lahmacun ne var ya. Lahmacun'dan daha 10 katı yesim geliyor bu isimde. Ha, İtalyan ağzıyla çıkınca. Ha. Yok be lahmacun lahmacun abi. Çok ara. Bravo. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? O pizza olay var ya. O lahmacun daha eski biliyorsun değil mi? Ha, yani evet, pizzadan tabii sonra. Tabii ki de. Herkes yani ya, söylüyor zaten. Ondan sonra şey İtalyanlar gelmiş böyle almış o lahmacun. Siz de mi aldılar? Bir pizza. Dedi. Bir araklama var yani. Biraz böyle bambino bambino yaptı. Ondan sonra şey. Bir sen biliyorsun bak sen de söyle sen de söyle. Tamam mı? Sunucular bizim sunucular. Kim? Dünyanın en iyi şefler nereden geliyor? O doğru sen söylüyor. Söyle. Doğru söylüyor. İspanya dünya, mı? Evet ilk 10 en iyi şef İspanyol ya, yani. 4 tane İspanyol. Bolu Mengen abi. Bolu Mengen'dir ya dünyanın en iyi şefi. Var ama var. Var İspanyol'da da var.
Tamam, döner karşılığı İtalyanca söyle bakalım. Un polpettone. Un polpettone. Tavuk döner? İşte polpettone di pollo. Çok iyi. Öyle ki. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi, elin olu var. Matrak, şakrak, patlak, çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli. Tipi tüflerinden belli. Muhabbetin en deli. Sevdim oğlum ben seni. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi.